İyi akşamlar. Açık konuşalım da bu haftada birlikteyiz sevgili seyirciler. Gazeteciler Sedat Bozkurt ve Erdem Gül bizlerle birlikte yerel seçime Mart 2019'a giderken hem kulis bilgileri hem son durumu paylaşacağız sizlerle. Tabii bir yandan partilerin heyecanlı çalışmaları devam ederken bir yandan da araştırma şirketlerinin araştırmaları var. Bu da çok ışık tutuyor önümüzdeki seçim sonuçlarına. Onları da konuşacağız ama gündemde biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünkü parti meclisi toplantısının ardından da açıklanmayan İzmir adayı var. Onunla başlayalım istiyorum ben Erdem. Şimdi Aziz Kocaoğlu mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir görüşme yaptı. Merak ediliyordu ne konuşuldu, ne oldu, ne bitti diye. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. Kocaoğlu için dedi ki tekrar aday olmak istediğini söyledi. Ben de aday adayı olabilirsiniz, sorun yok dedim dedi. Bugün Aziz Kocaoğlu'nun bu gelişmelerden sonra yaptığı açıklama aday adayıyım şeklinde. Yani başvurusunu tekrar, resmen yapmış yaptığını oldu. Yaptığını söyledi. Ama başka isimler de tabii konuşuldu bu süreçte. Son durum ne? Ne çıkar İzmir'den Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın adaylıkları söz konusu, isimleri güçlü potadaki isimler olarak geçiyordu. Hatta belki başka ilçe belediye başkanlarından da aday olabilecekler söyleniyordu. Dünkü parti meclisine bu durumda gelmiştik. Şimdi İzmir'in biraz daha farklı bir yanı var. İzmir'de Cumhur İttifakı, İktidar İttifakı adayını açıkladı. Eski Denizli Belediye Başkanı, daha sonra bakanlık da yapmış olan Nihat Zeybekçi açıklandı. Dün esas olarak İzmir'de CHP'nin adayı bekleniyordu. Çünkü favori aday, yani kaybetme ihtimalinin daha düşük olduğu belirtiliyor. Biraz CHP'deki sancı da muhtemelen buradan kaynaklandı. Öyle anlıyoruz buraya gelinmesi ve adaylığının açıklanamaması noktasında. Birincisi CHP'nin elindeki bir belediye burası. Diğer yerlere göre, hani Ankara ve İstanbul'dakine göre daha farklı bir noktayı bu özelliği ifade ediyor. CHP'nin elindeki bir belediye. Dolayısıyla biz zaten Aziz Kocaoğlu'nun, iki dönemdir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Aziz Kocaoğlu'nun bundan 3 ay kadar önce çıkıp ben aday değilim, bu seçimlerde aday değilim şeklindeki açıklamasıyla süreç başladı, buraya geldi. Yeni isimler bu yüzden tartışıldı. Gelinen noktada son dakikada neredeyse hani İzmir adayı ortaya çıkmak üzereyken Aziz Kocaoğlu'nun yeniden ben aday olabilirim, aday olmak istiyorum, aday İzmir bir an önce açıklanmasını istiyor ama bu mevcut isimleri ben istemiyorum, ben kendi adaylığımı bu noktada gündeme getirmek istiyorum şeklinde algılandı. Parti yönetimi açısından da hakikaten zor bir durum ortaya çıktı ve ertelenmesi söz konusu oldu. Bence şöyle bir boyutu da var. Elindeki bir belediye CHP'nin. Elindeki belediye olduğu için eğer mevcut belediye başkanını göstermek istemiyorsanız o hala ikna değilse gibi bir takım problemleri yaşıyor. Öyle anladık dünkü gelişmelerden. İzmir'de bir miktar daha şöyle de görünüyor. Parti kimliğinin filan da dışında İzmirlilerin genel olarak zaten hani AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gelmesine karşı bir direnci de var. Binali Yıldırım'ı daha önce İzmir'den de aday gösterdiler. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal koşullar, siyasal koşullar, iktidarın gidişatı, sokaktaki gelişmeler, insanların elindeki insanların yönetilebilme arzuları bir süredir elindeki tek silah yerel seçimler olduğu için artık gecikiliyor mu? Çok mu gecikiyoruz gibi bir takım soru işaretlerini de ortaya çıkarıyor. Artık işte seçimler için son iki aya da giriliyor. Muhtemelen ocağın son haftasında artık CHP bu aday açıklamasını yapabilecek. Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıklamadığı için ilçeler de kalmış oldu. Sanıyorum bir dahaki toplantıda göreceğiz ama CHP kendi içinde daha güçlü olduğu bir yerde, kendi içindeki çekişme ve farklılıklar nedeniyle aynı zamanda elindeki belediyeyi de yönetmeyi devam ettirdiği için bunu bir an önce hal yoluna koyamadı İzmir bakımından, öyle görüyoruz. Sedat, İzmir'in CHP adayının açıklanmasının gecikmesini sen nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu son gelişmelerden sonra tabii. Tabii, yani CHP'de şunu gördük. Bu adaylık süreci çok iyi yönetilemedi. Yani aynı sancıları işte İstanbul'da da yaşandı, Mersin'de de yaşandı. Bir Adana, işte Erdem biraz önce söz etmişti zaten. Adana biraz daha kolay, Adana, Hatay kolaydı.
Ankara, hani Ankara'nın sıkıntısı CHP'den kaynaklı değildi. İYİ Parti ile yürütülen görüşmelerden kaynaklıydı. Yani İzmir sonuçta işte size ait bir yer. Mevcut belediye başkanı 2-3 ay önce aday olmayacağını açıkladı. Eliniz rahat. Anketler yapıyorsunuz. Yerel yöneticilerle konuşuyorsunuz. Oranın milletvekilleriyle konuşuyorsunuz. Bunu bir sonuca bağlarsınız. Çünkü adaylarınız da belli. Yani neresinden bakarsanız bak 5-6 tane isim ortaya çıktı ama bunların üçünü ankette elersiniz. İkisini işte yaptığınız birebir görüşmelerde elersiniz. Elinizde bir tane aday kalır. Bunu açıklarsınız. Bir de İktidar Partisi, AK Parti İzmir'den çok umutlu olmadığını oradan gösterdiği adayla yani mevcuttu muhafaza etmek için bir aday gösterdiğini de ortaya koydu tercihiyle Nihat Zeybekçi'yi. Yani Denizli birini getirip yani İzmir'in seçmeninin yani sonuçta sizin ikna etmeniz gereken seçmeni ikna etme olasılığı çok da yüksek olmayan bir adayı getirdi koydu oraya. Bu elinizi daha da fazla güçlendirdi. Bu yerel seçimlere siz hani yereli daşan bir anlam yüklüyorsunuz ki doğrudur. O zaman parti kimliğiyle çok ön plana çıkmış birisini, orayı da bir zemin olarak kullanan, örgütün de mutlak onaylayacağı birisini bugüne kadar koymanız lazımdı. Dün açıklanacaktı, bekleniyordu. Ben geçen hafta burada Tunç Soyer ismini söylemiştim. Evet. Nitekim genel merkeze çağırdılar, konuştular. Hatta ilçeler konusunda da bir müzakere süreci de başlatmışlardı. Şimdi 3 ay önce aday olmayacağını söyleyen Aziz Kocaoğlu'nun gelip aniden devreye girerek ben de aday olmak istiyorum diyerek bir hamle yapmasına da siz böylece yani kararınızı açıklayamayarak olanak tanıyorsunuz. Aziz Kocaoğlu'nun gelmiş olmasına rağmen sizin değerlendireceğiniz isimler içinde yer almıyorsa, bugüne kadar değerlendirdiğiniz isimlerde de yer almıyorsa dün bence bu adayın açıklanması lazımdı. Çünkü bir aşama kaydettiğinizi biliyoruz biz. Belli bir yere kadar gelmiş. Bir tek açıklama aşamasına gelmiş. Açıklanması gerekiyordu. Bunları yapmadığınız zaman işte bu işler birazcık fazla sancılı oluyor. Belki biraz da hani parti içi dengeleri... Parti içi dengeleri işte siz bugüne kadar aşmanız lazımdı. Yani o biraz önce söylediğim ankette dahil olmak üzere, birebir yaptığınız görüşmelerde dahil olmak üzere onlarla aşmanız gerekiyordu. Ben Kılıçdaroğlu'nun şunu yapacağını düşünüyorum. Bir tarafta Tuncay Özkan var, anketlerde de ön plana çıkıyor. İstiyor da. Öte yandan Aziz Kocaoğlu da var. İşte son dönemde istemeye başlayan. Ama bunlar anladığım kadarıyla yerel siyasi çekişmelerden dolayı birbirlerini istemiyorlar. O zaman Tunç Soyer bu denklemde tek başına kalıyor. Yani bir de hani Tuncay Özkan'ı da belki bu dönem yakın çalışma arkadaşı olarak tercih edebilir Kılıçdaroğlu. Bunu göz ardı etmemek lazım. Çünkü yani çok bir cephe mücadelesi şeklinde geçecek bir yerel seçim dönemi ve ondan sonraki bir dönem var. Tuncay Özkan gibi bir kurmayı yanında muhafaza etmek isteyebilir. Hani tercihini Tuncay Özkan'dan yana niye kullanmadı diye bir soruya muhatap olursa bunu rahatlıkla söyleyebilir. Hani anketlerde önde çıktığı yer aldığı için, bilgisi yer aldığı için söylüyorum. Yani ben... Gecikmesine rağmen önümüzdeki hafta Tunç Soyer isminin açıklanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü genel merkeze çağrıldı, belli bir konuşma yapıldı, görüşme yapıldı kendisiyle, belli bir aşama kaydedildi. Aziz Kocaoğlu'nun tekrar ortaya çıkması bir denklem mi bozar mı çok emin değilim ondan ama geciktirdi işte. Onu gördük yani, o tabloyu süreci gördük. Geciktirdi diyorsun. Peki şimdi İstanbul'u konuşalım istiyorum. Biraz da süremiz de dar, hızlı hızlı gidelim. İstanbul'da CHP'nin adayı bütün performansıyla çalışmalarına devam ediyor ama AKP'nin adayı hala tartışmalı. İşte hukuki açıdan ve siyasi etik açısından. Binali Yıldırım'ın durumunu geçen hafta konuşmuştuk. Erdem, senin de o konuda görüşünü almak isterim. Binali Yıldırım istifa etmemekle ilgili son açıklamasını yaptı. Yani istifa etmeyecek ama Sedat ilginç bir yorum yaptı. İşte kendi inisiyatifinde olsa ederdi ama belli ki istifa etmemesi söylendi diye. Ne düşünüyorsun bu tartışmalı konu için? Hukukçuların da tabii ki çok tepkisi var, kamuoyunun da tepkisi var Binali Yıldırım'ın meclis başkanlığı görevini bırakmamasıyla ilgili. Aslında bu durum şu. 2017 referandumu, daha sonra da 24 Haziran seçimi yeni bir sisteme geçti. 2 yıldır, 3 yıldır şöyle bir şey pompalıyorlar. Türkiye'nin 150 yıllık bir parlamenter sistem geleneği var. Cumhuriyet var aynı zamanda. Cumhuriyet'in de parlamenter sistemde deneyimleri var. Bunun üstüne biz yeni bir sistem getirdik dediler. Başkanlık sistemi, Türk tipi başkanlık sistemi. Ne gerçek uygulanan, ideal olan Amerika'dakine benziyor, ne kurum ve kuralları var, ne oturmuş bir
hani başka ülkeden bir model aldığımız bir yanı var. Buradaki tek bir insana göre yapılmış bir model olduğunu şimdi burada daha iyi anladık. Muhalefet partileri örneğin ayağa kalkmadılar. Yani demediler ki ya Binali Yıldırım bütün hukukçular söylüyor sen anayasayı çiğnedin işte ne yapacaksan yap diye bir feryat figan bir şey olmadığı halde bu meseleyi iktidar partisi kendi içinde sorun halinde, sorun yumağı halinde önümüze koydu. Yani muhalefet filan koymadı. Binali Yıldırım'ın sistemde yani Türkiye'yi 16 yıldır yöneten ve yeni bir sisteme geçiren tek bir kişinin siyaset patronajlığı için tek bir sisteme geçiren iktidar partisi ve onun yanında şimdi yer almaya başlayan bir süredir MHP bu ortaya çıkan bu tartışmayı kendileri yarattılar. Şimdi Binali Yıldırım anlıyoruz ki Binali Yıldırım'ın hani kişisel olarak burada bir irade beyanında bulunma imkanı ve zemini yok. Elinde böyle bir zemin yok. Zaten geriye doğru kulis bilgisi olarak biliyoruz ki Binali Yıldırım aslında bu adaylığı kerhen kabul etti. Yani eğer Binali Yıldırım'a seçenek irade beyanı eline bu imkan verilseydi Binali Yıldırım herhalde TBMM başkanı olarak hayatını sürdürmek isterdi ne kadar sürebilecekse. Ama ona dendi ki hayır sen geleceksin ve İstanbul riskli, biz senden İstanbul performansı bekliyoruz ki İstanbul'u asla kaybetmememiz gerekir. Sen bunun adayısın. Bunu aday yaparken istifana da gerek yok. Yeni sistemde böyle istifanın nasıl olacağı, kurulların nasıl olacağı falan ortaya konulmadığı için hala bir tek kişiye göre sistem yaratıldığı için biz bütün bunun sancılarını yaşıyoruz. Nitekim iktidarın fiili ortağı MHP'nin sayın lideri Devlet Bahçeli de dedi ki yeni bir formül buluruz, meclis iç tüzüğünde bir yöntem var. İşte 3 Şubat'ta ya da Yüksek Seçim Kurulu'ndaki adaylıkların netleşmesi sırasında vekalet yöntemine gidebilir Binali Yıldırım. Bütüne kendi içinde bir kaos. Ama tekrar altını çiziyorum, bunu muhalefet ya da biz, siz, Türkiye'yi nasıl yönetiyorsunuz diyen insanlar yaratmadı, kendileri yarattılar bu sistemi. Demek ki zaten bakınca sistemlerinde bir tuhaflık var, bir kaosluk var, biz bunu anlıyoruz. Öte yandan İstanbul seçimlerinde şöyle bir şey var. Ya İstanbul seçimleri, bu seçimin en önemli yeri, birincisi nüfus olarak Türkiye'deki bütün yani seçimin sonucunu matematiksel olarak etkileyecek çapta yani 50 tane ile bedel olmasıyla bir kere matematiksel olarak çok önemli. İkincisi İstanbul'un kendi ağırlığı bakımından hani psikolojik ağırlığı bakımından çok önemli. CHP bu sefer kendi bakış açısıyla daha Türkiye'nin kutuplara ayrıştırıldığı, mahalle mahalle bölündüğü için bu mahalle bölünmelerini ortadan kaldırıp her kesime artık AKP'nin de işgal ettiği seçmen kitlelerinden de oy almak gerekir bakış açısıyla adayını da bu profille belirlemeye çalıştı. Bu profilin adayın olduğu şeklinde Ekrem İmamoğlu sahneye çıktı. Şu ana kadarki performansı da bu doğrultuda gidiyor. Yani ben sadece tek bir partinin adayı değilim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıyım ama aynı zamanda farklı farklı kesimlerin de, muhalif kesimlerin de sesi olarak sahnedeyim biçiminde. Dolayısıyla böyle bir gidişat var. Yeni bir yüz, yeni bir isim aslında İstanbul sahnesi için. HDP için ne düşünüyorsun? Peki İstanbul'da HDP önemli bir rol oynar mı? HDP'nin adayı belirleyici olacak mı? Evet, hep bütün tartışmalarımızda, konuşmalarımızda HDP'den o anlamda bu stratejik noktalarda hiç bir aday açıklaması gelmedi daha. Şu ana kadar aday göstereceklerine dair bir bilgi de elimizde yok kendi içlerinden. Ne kulis bilgisi ya da kendi açıklamalarına yansıyan böyle bir bilgi yok. Onların öyle hissediyoruz ya da öyle okuyoruz ki Güneydoğu ağırlıklı olmak üzere 95 belediyesinde kayyum var. Seçilen 95 belediyesine kayyum atanmış. Bu belediyeleri daha iddialı bir biçimde geri almak en önemli hedef olarak koyuyorlar. Kendi daha güçlü oldukları seçim bölgelerinde. İstanbul'da güçlüler, her bölgede üçer milletvekilleri var, %13 oyu var ki %50-50 gideceksek bu seçime, hani %50'lerde bir sonuç alınacaksa 50-51 ile HDP'nin oyu büyük önem taşıyor. Şu ana kadar bir adaylık ihtimali ya da adaylık yolunda eğilim göstermediler. Hatta vurguları dün işte onların önemli bir ismi, taban tarafından dinlenen bir ismi Ahmet Türk, eski Mardin Belediye Başkanı, açıklaması vardı. İktidar partilerine oy vermeyeceklerini
hani kendilerine oy veren seçmenin iktidar partilerine oy vermeyeceklerini ifade ediyor. Çünkü o da özellikle öncesiyle birlikte çözüm sürecinin sona ermesinden itibaren ve sonrasında da işte Selahattin Demirtaş'ların tutuklanması, tutuklu milletvekilleri, HDP'ye siyaset alanının iyice daraltılması gibi örnekleri önüne koyarak. Ama öte yandan kendilerinin muhalefet, ki daha çok CHP'de billurlaşan bir muhalefetten bahsedebiliriz bu anlamda, daha Türkiye'nin demokratikleşmesine, özgürlüklere, haklara, hukuk devletine bağlı adaylara kendi tabanlarının daha yakın olacağını vurguluyorlar. HDP'den bir adaylık hareketi yok. Bu durumda hani bunun çeşitli matematik olasılıkları yapılıyor. İşte Binali Yıldırım aslında kucaklayıcı bir liderdir, kucaklayıcı bir adaydır. Dolayısıyla HDP'ye oy veren, HDP aday göstermezse HDP'ye oy veren seçmenden de bu kimliğiyle oy alabileceğini söyleyenler var. Bunun yorumları ve kritikleri yapılıyor. Fakat şöyle bir şey anlıyoruz. HDP açısından bu seçimde daha çok Türkiye'nin demokrasiyle ilgili süreç nasıl gidecek? İktidarın antidemokratik uygulamalarının, hani iktidarın geriletilmesiyle bu seçimde gösterilmesini HDP daha çok öne koymuş gibi görünüyor. HDP adına konuşmayalım ama HDP'li seçmenin ağırlıklı bir bölümünün, büyük bölümünün herhalde muhalefet adayına doğru yansıyacağını düşünebiliriz. Evet. Yok, bugün eş başkan Sezai Temel'in bir açıklaması var. Bir aydın grubunu kabul ediyor. Orada söyledi. Net bir cümle. Yani Batı'da MHP ve AK Parti ittifakını geriletmek için. Evet. Yani kullanacakları oydaki tercihlerini belirleyecekleri politik güzergahın orası olduğunu söylüyor. Bunu bir kez söylemiyorlar aslında. Yani hemen böyle HDP diye girdim. Sen bir şey soracaktın herhalde. Yo, devam et. Ya başından beri HDP'nin Batı'da çok aday çıkarma niyeti yok. Sadece beklentisi şuydu. Hani bir ittifak görüşmeleri, hani sıcak fiziki bir temas sağlamaksızın kendilerinde oy vermelerini kolaylaştıracak adaylarla yola çıkılması yönünde bir talepleri vardı. Talepleri karşılandı mı karşılanmadı çok emin değilim. Çünkü hani İstanbul'da Ekrem İmamoğlu adı ilk açıklandığı zaman tanımıyoruz demişlerdi. Evet. Süre lazım demişlerdi. Ben konuşmuştum. HDP'nin, HDP adına konuşan insanlar değil ama yani HDP'nin içini iyi bilen insanlardı. Yani resmi bir bilgi olarak bana aktarmamışlardı. Kendi görüşlerini aktarmışlardı yönetim kademesindeki insanlar da. Bir bakacağız demişlerdi ama sonuçta bugün Sezai Temelli'nin politik bir irade ortaya koyarak söylediği, yani MHP ve AK Parti iktidarını geriletecek yönde oy kullanacaklarını söylemeleri zaten bu anlamı içeriyor. Yani Batı'da aday çıkarmamak, çıkarırlarsa da çok sembolik aday çıkarmak gibi bir şeyler, iki seçenekler vardı, ikisini tartışıyorlardı. O yüzden bugüne kadar da bir aday ismi de telaffuz edilmedi. Ne İstanbul için, ne İzmir için, ne Ankara için, ne Antalya, ne Adana, ne de Mersin için. Mersin de çok önemli. Ama yani İstanbul'da bir HDP kendi içinde verdiği kararla bir aşama kaydederlerse bu İzmir'de, Antalya'yı da, Adana'yı da, hatta Hatay'ı da kapsayacaktır. Çünkü oralardaki HDP seçmeni ciddi bir şekilde belirleyici. Binali Yıldırım'a İstanbul'da HDP seçmeni oy verir mi? AK Parti'nin kendisine özgü her türlü koşulda oy aldığı bir Kürt seçmen kitlesi var. Ama HDP bunun içinde değil tabii ki. Yani ne bölgede ne de bölge dışında. Oradaki Kürtlerin oyları çok keskin bir şekilde ayrılmış vaziyette. Nitekim bugün Ahmet Türk'ün, işte dünkü Ahmet Türk'ün açıklamalarını bunu net bir şekilde anlıyoruz. Bir de şöyle bakmak lazım. HDP seçmeni hani diğer parti seçmenler arasında biraz daha birbirine doğru geçişkenlik falan söz konusu ama HDP seçmeni daha net bir seçmen. Tabii. HDP seçmeni, bütün Kürt seçmenlerden söz etmiyorum ama HDP'ye oy veren seçmen daha net bir seçmen. Yani daha politize. Daha politize, daha üniversitelerde var, başka kesimlerde var. Daha Kürt vurgusunu daha öne çıkaran bir seçmen. Bu son yıllarda Türkiye'nin demokratikleşme çabalarına rağmen bunun geri alınması ve Türkiye'de demokrasi bakımından çok geriye gidişimiz hepimizin bildiği, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü alanındaki onları çok etkiliyor. Dolayısıyla çok kişisel isimler olarak olaya bakmıyorlar anladığım kadarıyla. Daha politik süreci oylamak biçiminde baktıklarını düşünüyorum. Evet, şimdi özellikle bu AKP'nin içinde son dönemde yaşananlara, AKP'lilerin tepkilerine döneceğim araştırmalar da var ama Ankara'yı da bir değerlendirelim. Mansur Yavaş ismi açıklandığından beri
bayağı hava yarattı diyebiliriz. Öte yandan işte karşısında Mehmet Özaseki var. Bugün yaptığı açıklamalar işte Ankara'daki denizle ilgili vesaire ne kadar gerçekçi? Mansur Yavaş'la arasında örneğin bir anketi var Avrasya Araştırma Şirketi'nin son anketinde Mansur Yavaş'ın açık ara önde gittiğini söylüyor anket. Zaten şöyle, geçen seçimde bir daha hani şey tazelemek için, geçen seçimde zaten Melih Gökçek'e karşı yarıştı ve biz gazetecilerin ifadesiyle foto finişle bitti bu. Hatta mahkemede bitti, karakolda bitti. Hala bitmedi. Bu yarış belki hala bitmedi. Hani bizim bilmediğimiz bir biçimde. Dolayısıyla geçen seçim şöyle de değildi üstelik. Hani her parti adayını gösteriyordu geçen seçimde. O sadece CHP'nin adayıydı. Evet, o zaman MHP'lilerden oy almıştı MHP'li kimliğiyle. İyi Parti gerçeği yoktu MHP'nin o zaman. MHP'nin de adayı vardı o dönem. MHP'nin kendi adayı vardı tabii. Ama o zaman hani AKP açısından erimenin bu kadar net bir biçimde ifade edildiği bir dönem değildi 2014. Belki en fazla 17-25'in hemen arkasından gerçekleştirilen evet. bir seçimdi o seçim. Dershaneler meselesi. Evet, evet. Fethullah Gülencilerle kavga edecekler falan bir süre sonra. Tam o atmosferdeki daha gücünü tam kaybetmiş bir iktidardan bahsetmiyoruz. Ama buna rağmen 43 CHP'nin hani %30'luk falan Ankara'daki oyuna rağmen 43. O yüzden hatta ikinci kez CHP'li kimliğiyle Mansur Yavaş aday oluyor. Yani artık CHP'li kimliğiyle kıdemli aday, CHP'li kıdemli CHP'li neredeyse filan. CHP'liler de hani başlangıçta geçen seçimde aday oldu, sonra kazanamadıktan sonra partiden ayrıldı gitti, nerelere gitti filan gibi bir takım kırgınlıklar adaylığın açıklanması sırasında filan vardı. Ama bugünlerde sanki bu aşılmış gibi, hani kısa süren o kırgınlık da aşılmış gibi. Ankara İstanbul'a göre daha zaten daha sade bir yarış mümkün olabiliyor Ankara'da. İstanbul biraz daha hani dünya kenti gibi büyük metropol olmasının evet. da etkisi var. Ankara'da biraz daha saflar netleşebiliyor, çabuk netleşebiliyor. Ben Ankara'da daha sonuca doğru gidilmesinde Mansur Yavaş'ın hani kendi soyadında slogan yapıyor yavaş yavaş biçiminde. Ben Ankara'da her halükarda AKP'nin şimdiden daha kaybetmeye yakın olduğunu söylemenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Yani öyle görünüyor. Ankara'da bayağı önde dedik ama İstanbul'a bakacak olursak az önce isimler noktasında konuştuk. Gene bu Avrasya'nın araştırmasından yola çıkarsak Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu arasında %2'lik bir oy fark var. Adeta baş başa diyebiliriz. Binali Yıldırım bir tık daha önde. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın bir seçim taktiği var. Son 15 gün, 20 gün bir yoğun bir şekilde evet. seçim çalışması yapıyor. Kendisi de sahaya çıkıyor, İstanbul'da en sona bırakıyor. Yani şimdi İstanbul'da da örneğin hani aday, ilçe adaylar, belediye başkan adayları açıklanmış olsaydı topyekun bir çalışma başlayabilirdi sokak sokak yani belli bir programa. Bunun gecikmesi de burada birazcık sıkıntı oluyor çünkü niye? Muhalefetin başarılı olabileceği bir siyasi iklim söz konusu. Yani bugünden başlattığınız bir çalışmayı siz 31 Mart'a kadar muhafaza etme olanağına sahipsiniz. Çünkü bu dönem içerisinde seçmeni etkileyen ne ekonomide ne de işte genel siyasi iklimde bir değişiklik olması çok mümkün gözükmüyor. Bir tane 60-70 gün içinde hükümet elindeki bütün maddi olanakları seferber etmiş halde. Şimdi bu bir arada işte Avrasya'nın araştırmasına göre söylüyorum 2 puanlık bir fark var galiba. Bunu kapatacaksınız, bunun üstüne 2 puan koyacaksınız. Bu dönemde tabii Saadet'in adayı önemli İstanbul'da, bir de HDP'nin tavrı önemli. Bu ikisi de ortaya çıktığı zaman bunun üstüne siz bir siyaset inşa edeceksiniz. Ama şunu unutmamak lazım, Recep Tayyip Erdoğan seçim odaklı çalışan birisi ve İstanbul sadece politik olarak değil aynı zamanda psikolojik olarak da bir önem taşıyor bunlar için. O yüzden zaten işte biraz önce Erdem'in de anlattığı gibi birazcık da sıkıntılı bir şekilde meclis başkanını oraya aday olarak koydu. Yani iklim, Erdem ilk programdaydı galiba söylemişti, muhalefet etmeye saha ve hava koşulları futbol diliyle söylersek çok çok müsait demişti. Kapatılmayacak bir şey değil çünkü gerçekten bir AK Parti'nin, AK Partili belediyelerin verdiği bir yorgunluk söz konusu. Örneğin Ankara'da Mansur üzerinden konuşursak çok pozitif bir seçim süreci götüreceğini söyledi kendi aday toplantısında da. Nitekim sokağa da bu yansıyor.
hani politik kimliği de bir sıkıntı yaratmıyor. Gerçekten artık kıdemli CHP'li. Hani İyi Parti ittifakıyla sanki İyi Parti'ye daha yakın biri aday olmuş gibi değil. Tam tersi, CHP'li birisi aday olmuş, İyi Partililer ya da MHP'liler de ona destek veriyormuş gibi bir pratik var. Sokakta da, işte seçim koordinasyon merkezlerinde de. Ama eksik, Ankara'da eksik de aynı şekilde İstanbul'daki gibi ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmemiş olması. Hani Ekrem İmamoğlu da çok politik görünmekten daha ziyade İstanbul'un derdini işte güler yüzle çözen bir profil sergileyecek. Ankara'da da aynısı. O zaman ilçe belediye başkanları birazcık daha politik kimlikli, en azından böyle CHP kimlikli ya da ne bileyim anlaşma sağlanacaksa İYİ Parti kimlikli isimlerden oluşması gerekiyor. Öyle bir tablo var yani, bir de hani dengeleri de muhafaza edeceksiniz. Siz işte HDP'li seçmenin hoşuna giden ilçelere, siz bir Kadıköy'e, belki Beşiktaş'a HDP'li seçmenin de kendini bulabileceği bir iki tane CHP'li aday koymanız gerekiyordu bugüne kadar. Muhtemelen bunları düşünüyorlardır yani. Evet. Şimdi yine açıklanan illerden girecek olursak, Antalya, Muhittin Böcek karşısında eski başkan Menderes Türel var. Antalya'yı da CHP, aslında CHP'nin belli illerde önceden ilan etmese de kafasının içinde, yani CHP kamuoyunda oluşmuş, önceden belirlenmiş birkaç yer var sorunsuz olarak halledilen. Bunlardan birisi Adana ise, birisi de Antalya. Muhittin Böcek'in adaylığı hep böyle vardı. Ve sonuçta onu da çok tartışma ve iç kavga çıkmadan Muhittin Böcek'in adaylığı gerçekleşti. Antalya'daki tepkilerde de büyük tartışmalar yaşanmadı bu adaylığa ilişkin. Çünkü Antalya'da nihayetinde önemli bir metropol. Hatta CHP'nin çok güçlü bir kendi seçmen tabanı bulunmasına rağmen karşısında ciddi de bir AKP'nin konsolide ettiği taban var. Dolayısıyla Antalya'da neredeyse 45-50'lerde gibi karşı karşıya gelinebilecek bir yer. Ama Antalya aynı zamanda partilerin birbirlerini serbest de bıraktıkları bir yer. Evet. Herkesin adayı söz konusu. CHP aday meselesini sorunsuz halletmiş görünüyor. Gene aynı şeyi Adana için de söyleyebiliriz. Adana'da iki belediye başkanından birisi dendi ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı gösterdiler. Adana ile Antalya birbirine benziyor CHP açısından. Buralarda güçlü bir isimle ve güçlü destekle ortaya çıkmış oldular. İktidar partisi açısından biraz önceki konuşmalarda da ben bir şey eklemek istiyorum. İsimler önemli ama bu tür seçimlerde, özellikle yerel seçimlerde, zaten öteki tartışmalarımızda da hep söylemiştik. Zaten AKP öteden beri yerel seçimlerde genel seçimlerdeki oy oranının altında seyrediyor. Öteden beri bu böyle. Seçim. Ama bir de iktidar partisinin zaten hani en kaybetmez adayları bulsa bile parti olarak bir yavaş yavaş güçten düşme hallerini yaşadığınız zaman yerel seçimlerde dolayısıyla o eksiği artıya doğru geçirmekte epey zorlanıyorsunuz. Antalya'da gene bu iktidar partisi açısından sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Adana'da görüyoruz. Mersin'de gene hani benzer büyüklükte ve partilerin canlı olduğu yerlerden birisi ama iktidar partisini direkt favori gösteremiyoruz. Hala bir sıkıntısı var. Adana'da var, Mersin'de var. Yani İzmir'e geldiğimiz zaman İzmir'de aynı şekilde zaten seçim kazanmak konusunda kendisinin de çok büyük iddiası yok. İstanbul'da da ben, yani o verdiğiniz araştırmada Ankara'nın tersine 1-2 puan AKP'nin adayı Binali Yıldırım önde görünüyor ama bu bile İstanbul'da hani her zaman çok güçlü olan AKP'nin kuruluşuna tanıklık etmiş, AKP'nin İstanbul'dan Türkiye'ye doğru yürüdüğü bir kent Binali Yıldırım, Tayyip Erdoğan'ın ekibinde, İstanbul'da ilk ekibinde yer alan bir isim falan gibi özellikleri, referansları yazmalarına rağmen İstanbul'da da çok böyle canlı kanlı bir iktidar partisi göremiyoruz. MHP'nin zaten 3 büyük ilde ben kendi seçmenini toparlayıp AKP adayına tam oy verdirip verdirmeyeceğinin bir soru işareti olduğunu, hani anketçi değilim filan ama bu konuda bir soru işareti ve bu iki ayda bunun önemli bir tartışma konusu olduğunu düşünüyorum. Evet, MHP demişken dün Erhan Usta son dönemde
muhalif açıklamalarıyla gündeme gelen Erhan Usta'nın ihracı gerçekleşti. Grup Başkan Vekili değil mi? Evet. Grup Başkan Vekili. Buna geçmeden Erdem'in bıraktığı yerden bir de Ankara üzerinden, yani İktidar Partisi'nin elinin ne kadar rahat olmadığının en temel göstergesi, hiçbir yeni isimle ortaya çıkamadınız siz. Yani hep eski sıfatlarından mülhem insanlarla, işte İzmir'e koyduğunuz, Ankara'ya koyduğunuz ya da İstanbul'a koyduğunuz. Bu bir aslında İktidar Partisi açısından 16 yıldır ülkeyi yöneten, 24-25 yıldır da işte Ankara, İstanbul'u yöneten İktidar Partisi açısından bence bir sıkıntının en somut göstergesidir. Ankara'da örneğin ÖSASEK'i işte Ankara güçlülerle bir toplantı yapıyor, onlara stat vaat ediyor. Yani 25 yıldır bu kenti siz yönetiyorsunuz. 16 yıldır iktidardasınız. Bugüne kadar yapmadığınız bir şeyi vaat ettiğiniz zaman karşısındaki insanlar için çok inandırıcı olamıyorsunuz. Nitekim AK Parti için önemli bir isim. Düne kadar işte Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini yazan Aydın Ünal da benim tam bu söylediğimi söylüyor. Yani inandırıcılığını yitirirsiniz diyor. Ankara'da ÖSASEK'in anlatacak çok fazla bir öyküsü yok. Gördüğünüz zaman heyecan da yaratmıyor çevresindeki insanlarda. Bu stadyum meselesini Lale belki o kadar hani futbol meselesini bizim kadar net olarak bilmiyor olabilir. Ankara ama, gücüyle ilgili. Hayır, başka bir şey var. Gerçekten de mesela şimdi Süper Lig oynanıyor. Hı-hı. İstanbul'da insanlar üç büyükler Ankara'ya gelir diye evet, beklenir biliyorsunuz. Evet, evet. Geldikleri zaman maç Kayseri'de yapılıyor. Evet. Yani İstanbul'da Ankara'da bir stadyum yok. İstanbul'da Başakşehir'de dahil olmak üzere hepsine birer tane devletin bir katkısıyla, Fenerbahçe hariç, devlet bir şekilde katkısıyla stat yapıldı. Yani Ankara üvey evlat mı? Başkent Ankara, Ankara'da da var futbol severler, Ankara güçler var. Yani Ankara güçlü olmasalar bile kent takımı geldiği zaman, bu kentte Ankara güçlü ya da Gençler Birliği'yle maç yapacağı zaman onu seyretmeye gidiyorlar. Stadınız yok ya da varsa işte Sincan'da, Yenikent'te ciddi bir gidip gelme sorunu olan bir yerden söz ediyoruz. Bugüne kadar bu ihtiyacı görmeyip de bugün ben bu ihtiyacı gördüm de hani Ankara gücüne karşı yerel yönetici olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Melik Gökçe'nin aldığı bir tavır var. Yani amatör kümeye kadar gitti, evet. Kendi olanaklarıyla geri geldi. Şimdi sizin Ankara gücüne ya da Ankara gücü taraftarına söyleyeceğiniz herhangi bir vaadiniz ya da herhangi bir cümlenizin karşı taraftan olumlu algılanması da kabul edilmesi çok sıkıntılı değil. Ama buna rağmen bu alanlarda dolaşıyor olmalar da siyaseten iyi bir cesaret. Evet. Şimdi bir araya gideceğiz ama aranın ardından AKP'den çıkan bu sesler ne anlama geliyor? İşte Selçuk Özdağ var, Aydın Ünal var. Bir cümlede MHP'de söyleyeyim. Yani Erdem de söyledi. Yani Cumhurbaşkanı 24 Haziran'da MHP'liler kendi tabanlarını olabildiğince konsolide ettiler gözüküyor yani Devlet Bahçeli. Ama bu yerel seçim için nitekim görüyoruz işte. Yani Erhan Usta da önemli bir gösterge burada. Çok fire vereceği, hani mutlak hepsini fire verecek diyemeyiz ama büyük bir oranda fire vereceğini net bir şekilde görebiliyoruz bunu. Anladım. Peki şimdi bir araya gidelim. Dediğim gibi AKP'de neler oluyor bu yerel seçime giderken, bu çıkış bir şey getirecek mi onu konuşacağız. Kısa bir aranın ardından sevgili izleyiciler.